Enes ilçesinin Çavuşköyü'nde DSİ tarafından su taşkınlarına karşı yapılan derenin zemininin betonla kaplanmaması özellikle sıcak havalarda koku ve sinek şikayetlerini arttırıyor. Çavuşköyü ziyaret eden CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ve Enes İl Genel Meclis Üyesi Şenol Kılıç derenin zeminine beton dökülmesi halinde şikayetlerin ortadan kalkacağını belirttiler. Enes ilçemizin Çavuşköyündeyiz. Burada Köyün tam ortasından geçen bir dere var. Bu dere taşkın yapmasın diye zamanında devlet su işleri buraya bir köprü yapmış ve derenin etrafını beton dolguyla tamamlamış. İyi de ortasını boş bırakmış. Ortasına da aslında beton dökülmesi lazım. Çünkü yapılan taşlar dökülmeye başlamış. Temel yok. Temel yok. Bu şekilde sular birikiyor ve sinek oluşturuyor. Hem koku hem de tehlikeli bir ortam. Muhtarımız da bize söyledi. İl Genel Meclis üyemizle birlikte, ilçe başkanımızla birlikte bir bakalım dedik. Gerçekten büyük bir tehlike arz ediyor. Sayın vekilimin de özetlediği gibi Çavuşköy'ün içinden geçen dere aynı zamanda halk sağlığını ve çevre sağlığı sağlığını ciddi anlamda tehdit etmektedir. Bu derenin dibinin bir an önce betonlanması gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir. Geçen yıllarda 15-20 metre çökme oldu. Bunu kendi bütçemizden ama karşılayamıyoruz. Hani bu zamandan bu aşağı kadar hep çökme yapacak. 5-6 günlük bir iş günü gerektiriyor. Graderler gelecek altını güzel bir şekilde kazıyacaklar ve beton dökülecek. Olay da bitecek. Su da yolunda gidecek. Devletimizden bunu bekliyoruz. Yatırımlar durdu. Tasarruf bir mantık değildir. Su çok önemli. Su varsa hayat var ama suyu önleyemezseniz de felaket olur. Su birikirse de hastalık yaratır. Dolayısıyla önce halk sağlığı diyoruz, önce insan diyoruz. Devletimizden yardım istiyoruz.